Bu videoda kimya derslerimizde öğrendiğimiz yükseltgenme yani oksidasyon ve bunun tersi olan indirgenme yani redüksiyon tepkimelerini gözden geçireceğiz. Daha sonra bu kelimelerin bir biyolog ya da biyokimyacı için ne ifade ettiğini, hatta umuyorum aynı şeyi ifade ettiklerini öğreneceğiz. Bu arada daha önceden kimya derslerinden bu konuyla ilgili videoları izlediyseniz hatırlayacaksınız. Yükseltgenme tepkimeleri elektron kaybedilen tepkimelerdir demiştik. Bunu yazalım. Yükseltgenme elektron kaybetmek demek. Burada kaybetmeyi tırnak içine aldım. Çünkü esasen elektron kaybetme zorunluluğu yoktur. Bunu birazdan anlatacağım. İndirgenme tepkimeleri ise elektron alınan tepkimelerdir. Bunu da yazalım. İndirgenme elektron almak. Burada da almayı tırnak içine aldım. Çünkü aslında bu tepkimelerde gerçek anlamda elektron kazanılmaz. Daha çok elektron kapılır. Bu tepkimelere indirgenme ya da redüksiyon denmesinin sebebi de elektriksel yükün kazanılan elektronlar sayesinde azaltılması, düşürülmesidir. Öte yandan oksidasyon yani yükseltgenme tepkimelerinde de kaybedilen elektron genellikle oksijene kaptırılır. Bu gibi tepkimeler zaten bu yüzden oksidasyon olarak adlandırılır. Tabii ki bu atom oksijen olmak zorunda değil. Elektron kapan herhangi bir atom olabilir. Şimdi bir örnek verelim ve durumu daha iyi açıklamaya çalışalım. Diyelim ki elimizde gaz halinde bulunan molekül, e, moleküler hidrojen var. Tamam mı? Moleküler hidrojen. Bu hidrojeni moleküler oksijen ile yakacağım. Aslına bakarsanız Hindenburg zeplininde yaşanan tepkime de aynen buydu. O zamana kadar yapılmış en büyük zeplin olan bu zeplinin balonunu hidrojen gazı ile doldurdular. Bir kıvılcım ile balonun içindeki hidrojen oksijen ile temas etti ve büyük bir patlama yaşandı. İşte bu tepkime şu şekilde gerçekleşiyor. Buradaki örneğimizde her 2 mol moleküler hidrojen için 1 mol moleküler oksijen tüketiliyor. Tepkimenin dengede kalacağını varsayıyorum ve tepkime sonucunda 2 mol su ve yüksek miktarda da ısı açığa çıkıyor. Bu şey gerçekten patlayacak. Yine Hindenburg faciasının altındaki nedenleri konuşabiliriz ama bu tepkimeyi yazmamın nedeni bu tepkimede neyin yükseltgendiğinin, neyin indirgendiğinin bir incelemesini yapacağız. Bakın buradaki hidrojen moleküler hidrojen. Yani burada bir hidrojen hidrojen bağımız var. Bu bağ ile her bir hidrojen atomu birbiriyle elektron paylaşır ve bu sayede de 1s orbitallerini doldururlar. Bu hidrojenler birbirlerine elektron vermez ya da birbirinden elektron almazlar. Dolayısıyla bu hidrojenlerin nötr bir yükseltgen olduğunu söyleyebiliriz. Yani elektron kazanıp kaybetmezler. Sadece elektronlarını birbirleriyle paylaşırlar. Aynı durum moleküler oksijen içinde geçerli. Buradaki tek fark oksijenin arasında çift bağ olmasıdır. Hidrojenler gibi bu oksijenler de birbirlerinden elektron alıp vermezler. Ama yine elektronlarını birbirleriyle paylaşırlar. Tepkimenin diğer tarafında ise durum biraz farklı. Buradaki su molekülünde bir adet oksijene bağlı iki adet hidrojen bulunur. Ve esasen buradaki oksijen bu iki hidrojenin elektronlarını kapar hidrojenin değerlik kabuğunda bir adet elektron var. Kovalent bağ yaparken de bağ yapan her bir atom diğerine bir elektron verir ve eşleşmemiş elektron çiftlerini tamamlarlar. Oksijenin hidrojenden çok daha fazla elektronegatif bir element olduğunu biliyoruz. Evet, burada bir önceki hücresel solunum videosundan kalan glikoz molekülünü görüyoruz. Şimdilik bunu görmezden gelin. İlerleyen videolarda bunların hepsi arasında bağlantıyı kuracağız ve her şeyi daha iyi anlayacaksınız. Evet. Buradaki periyodik tabloya dikkatlice bakalım. Kimya videolarımızdan hatırlarsınız periyodik tabloda sağ üst köşeye doğru gittikçe elektronegatiflik artar. Yani periyodik tablonun sağ üst kısmında bulunan elementler elektronegatifliği en yüksek elementlerdir. Sol alt kısımda bulunan elementler ise elektronegatifliği en düşük elementlerdir. Elektronegatifliği kısaca özetlemek gerekirse, bir elementin elektronları ne kadar sevdiği, ne kadar kapmak istediği ile ilgili diyebiliriz. Bu durumda su molekülündeki oksijen ve hidrojenler kovalent bağ sayesinde elektronlarını paylaşıyor olmalarına rağmen oksijen bu elektronları kendine doğru çeker, yani kapar. Çünkü oksijen hidrojenden çok daha elektronegatiftir. Periyodik tablonun sağ üst köşesinde bulunan elementlerle sol tarafta bulunan elementler arasında bağ oluşturduğumuzda sağ üst köşede bulunan elementler elektronları kendine daha fazla çekerler yani bir nevi çalarlar. Çünkü bunlar sol taraftaki elementlere göre çok daha elektronegatif özellik gösterirler. Özetle elektronegatiflik bize bir elementin elektron sevme, ona yakın olma isteğinin derecesini söyler. Şimdi buradaki su molekülümüze geri dönelim. Oksijen hidrojenlerden çok daha elektronegatif. Yani bu kovalent bağlardaki elektronlar vaktinin çoğunu oksijen tarafında geçirir. Daha önceki videolarda hidrojen bağını görmüştük. Hidrojen bağının su molekülündeki oksijen üzerinde kısmi negatif yük oluşturduğundan, hidrojenler üzerinde de kısmi pozitif yük oluşturduğundan bahsetmiştik. Yine de elektronlar arada sırada hidrojenler etrafında da dolanır yükseltgenme ve indirgenme tepkimelerinde kısmi yüklerden bahsedilmez. Yükseltgenme seviyesinden ya da basamaklarından konuşuyorsak, yani bir element bir elektronu kapıyorsa bu elementin elektronu aldığını varsayarız. Mesela burada yükseltgenme seviyesi için sudaki oksijenin elektronu aldığını varsayıyoruz ve bu oksijene yükseltgenme basamağına Eksi 1 yazıyoruz. E bu oksijenin yani yükseltgenme basamağına eksi 1 yazıyoruz. Yükseltgenmeyi gösterirken rakam yükten sonra yazılır. Bu şekilde yazıldığında elektriksel yük ile karıştırılmaz. Bu oksijenin yükseltgenmesi eksi 1. Çünkü oksijen elektronu alır. Yani elektronu kazanır. Bu arada yazarken alanı tırnak içine almıştım. Evet çünkü gerçek anlamda oksijen elektron kazanmaz. Fakat elektronlar zamanının çoğunu oksijenin etrafında geçirir. Şimdi düzeltmem gereken bir nokta var. Bu oksijen bu hidrojenden bir elektron alır. Buradaki hidrojenden de bir elektron alır. Yani aslında yükseltgenme olarak eksi 1 yerine eksi 2 yazmam gerekiyor. Bunu hemen düzeltiyorum. Yanlış yapmışım. Ama düzeltmekte erdem. Yanlış yaptım diyorum, düzeltiyorum. Evet, genel olarak oksijen diğer elementlerle bağ kurduğunda yükseltgenme basamağı için eksi 2 değerini alma eğilimindedir. Yani buradaki oksijen 2 elektron kazandığı için, evet bunu da yazalım. 2 elektron kazandığı için eksi 2 olmuştur. Çünkü aslında gerçek anlamda elektronları kazanmadığını biliyoruz. O zaman buradaki hidrojenlerde birer elektron kaybedecek değil mi? Yani o kazandığı için o kaybediyor ama gerçek anlamda etrafında e, dolaşıyor demiştik. Bu hidrojenlerin yükseltgen ve basamağı da bir tane elektron kaybettikleri için artı bir olur. Şimdi tepkimenin geneline bakalım. Tepkimeden önce buradaki hidrojenlerin yükseltgen ve basamağı sıfır yani nötr'dü. Bu hidrojenleri oksijen ile yaktığımızda hidrojenlerin her biri artı bir değerlikli hale geldi. Çünkü oksijen ile bağ kurduklarında elektronlarını kaybettiler. Yani bu tepkime sonunda bu hidrojenlerin oksidasyona uğradıklarını yani yükseltgendiklerini söyleyebiliriz. Bunu da yazalım. Hidrojen yükseltgendi. Peki neden yükseltgendi? Çünkü tepkimeden önce elektronlarını güzel bir şekilde birbirleriyle paylaşıyorlardı. Fakat tepkime sonucunda oksijen ile bağ kurdu ve oksijen hidrojenin elektronlarını kaptı. Yani hidrojen elektronlarını oksijene kazandırmış oldu. Ve bu sayede oksidasyona uğradı. Yani yükseltgendi. Evet. Benzer şekilde bu tepkime sayesinde oksijen de redüksiyona uğradı. Yani indirgendi. Bunu da yazalım. Oksijen indirgendi. Peki neden indirgendi? Çünkü tepkimeden önce oksijenler birbirlerinden elektron alıp vermiyorlardı. Birbirleriyle böyle kardeş kardeş elektronlarını paylaşıyorlardı. Fakat tepkimeden sonra çok daha az elektronegatifliğe sahip bir elementle yani hidrojen ile bağ kurdu ve hidrojenlerin elektronlarını kaptı. Yani gerçek anlamda olmasa da elektron kazandı. Dolayısıyla varsayılan yükü 2 azaldı. Burada elektronların kazanılmasından ve kaybedilmesinden bahsediyoruz. Tepkimede rol oynayan bütün elektronları hesaba katacak olursak 2 yarı tepkime yazmamız gerekir. Şimdi bu kısım kimya derslerinde gördüklerinizin bir özeti gibi gelebilir. Fakat tekrar etmenin hiçbir zaman zararı yoktur. Bu videoyu biyoloji videoları arasında izleyeceksiniz ve bu sayede biyoloji çalışırken de kimya ile ilgili hafızanızı tazeleyebileceksiniz. Şimdi iki yarı tepkime yazalım. 2 mol moleküler hidrojen ile başlamıştık. Bu hidrojenlerin yükseltgenme seviyeleri sıfırdı yani nötrdü. İstersek buraya sıfır da yazabiliriz. Tepkime sonucunda diğer tarafta 2 mol H2 elde ettim. Fakat buradaki hidrojenlerin her birinin yükseltgenme basamağı artı 1 oldu. Aslında şöyle de düşünebiliriz. Burada 4 adet hidrojen var. Çünkü moleküler hidrojende 2 adet hidrojen var. Moleküler hidrojende de elimizde 2 mol var. Dolayısıyla toplamda ne oluyor? 4 adet hidrojen atomu oluyor değil mi? Bu 4 adet hidrojenin her biri birer adet elektron kaybetti. Yani bu yarı tepkime sonucunda 4 adet elektron ortaya çıktı. Evet, hidrojen için yarı tepkime bu şekilde gerçekleşir. Hidrojen 4 elektron kaybeder. Bu yazdığım yarı tepkime, hidrojen yükseltgenir çünkü elektron kaybeder demenin bir başka yolu. Şimdi de oksijen için olan diğer yarı tepkimeyi yazalım. 1 mol moleküler e, oksijen ile başlamıştık. Bu oksijene 4 elektron ekliyorum. Tabii bu elektronlar yoktan var olmadı İlk yarı tepkime de hidrojenlerden ortaya çıkan elektronları alıp bu yarı tepkime de oksijene veriyorum. Yarı tepkime sonucunda da her biri eksi 2 yükseltgen ve basamağına sahip olan 2 mol oksijen oluşturuyorum. İşte bu iki tepkime yukarıda yazdığım yanma tepkimesinin yarı tepkimeleridir. Bu yarı tepkimeler bize şunu gösteriyor. Yanma tepkimesi sırasında hidrojen elektron kaybeder. Hidrojenin kaybettiği bu elektronlar oksijen tarafından kazanılır. Bu tepkimede oksijen redüksiyona uğrar yani indirgenir. Bunu da yazalım. Oksijen indirgendi. Buraya kadar anlattıklarım dediğim gibi esasında kimya derslerinde gördüklerinizin bir özeti niteliğinde. Fakat şimdi durumu biraz daha karmaşık hale getireceğim. Çünkü biyoloji açısından bu tepkimelere bu tepkimeler ne anlama geliyor onu anlatmaya çalışacağım. Bunun için de biyologlardan yardım alacağım. Biyologlar için durum her zaman bu anlatacaklarımdan ibaret değil. Biyologlar bazen kimya derslerinde gördüğünüz tanımları da kullanabiliyor. Fakat genel anlamda biyoloji kitaplarında yazılan, anlatılan hep şudur. Evet bunu yazalım. Yükseltgenme hidrojen atomu kaybetmek demektir. İndirgenme ise hidrojen atomu almak demektir. Kimya derslerinde bahsedilen şey hep elektrondur. Yani bu tepkimeler sırasında kazanılan ya da kaybedilen şey elektrondur. Biyoloji kitaplarında ise bahsi geçen şey elektron değil de hidrojen atomudur. Daha önceden hidrojenin protona eşdeğer olarak kullanılabileceğinden bahsetmiştik. Yani bir tarafta elektrondan bahsedilir, diğer tarafta ise protondan. Benim aklım hep iyi de bunların birbirle ne ilgisi var diye düşünürken karışırdı. Şimdi aslında bu videonun bütün amacı da bu iki tanımın birbiriyle olan ilişkisini ortaya çıkarmak ve bu karışıklığa bir son vermek. Biyoloji dünyasında bunu buraya yazalım. Hidrojen ortalıklarda gezinmeyi sever ve karbon, oksijen, fosfor ve azot ile bağ kurma eğilimindedir. Periyodik tabloya bakınca hidrojenin en sol tarafta. Karbon, oksijen, fosfor ve azotun ise tablonun sağ tarafında olduğunu görürüz. Biyolojik sistemlerde hidrojen kendisinden çok çok daha fazla elektronegatif olan elementler ile bağ kurmak ister. Mesela karbon hidrojen ile bağ kuruyorsa karbon burada elektronu kapıyordur. Daha sonra bu hidrojen oksijen ile bağ kurduğunda yani elektron ile birlikte oksijene transfer olduğunda karbon hidrojen atomunu kaybeder. Fakat hidrojen ile beraber esasen elektronunu kaybeder. Oksijene bağlanınca bu elektronu artık oksijen kapar. O zaman bu tanımlar birbirini destekleyen ve tutarlı tanımlardır diyebiliriz. Burada yanma örneğini vermemin sebebi biyolojik tanımın tam olarak bu örnekte geçerli olmamasıdır. Bu tepkimeye baktığımızda oksijenin kesinlikle hidrojen kazandığını söyleyebiliriz. Yani biyolojik tanıma göre de oksijen bu tepkimede indirgenir. Öte yandan hidrojenin hidrojen kaybettiğini söyleyemeyiz. Çünkü burada hidrojen kendini kaybetmez. Sadece elektron kaybeder. Özetle biyolojik tanımda benzer fikirden ortaya çıkar. Biyolojik bileşiklerde hidrojen bağ kurduğunda elektron verme eğilimindedir. Mesela bir karbon hidrojenini kaybedip o hidrojeni oksijene verirse Hidrojenin elektronlarını da kaybeder. Oksijen de bu elektronları alır. Dolayısıyla karbon oksidasyona uğrar yani yükseltgenir. Oksijen de reduksiyona uğrar yani indirgenir. Umarım aklınız karışmamıştır. Bir sonraki videoda birkaç örnek daha vereceğim. Bütün bunları, bu tepkimeleri hücresel solunuma uyarlayabilmemiz için e, anlatıyorum ki o zaman daha rahat anlayalım. Böylelikle insanlar NAD'nin hidrojen alarak indirgendiğinden ya da hidrojen kaybederek yükseltgendiğinden bahsederken kafanız e, kafamız artık karışmaz. Sonuç olarak aslında bunların kimya derslerinde öğrendiklerinizde aynı tanımlar olduğunu size anlatmaya çalıştım.